Of 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 düşeceğiz. Buradan kurtarır bence. Tek lastik havada gidiyorum. Simülasyon oyunları dünyası SimulaWorld'e hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Truckers of Europe 3'teyiz ve yine Quarry'e gideceğiz. Tabii ki madene gideceğiz ama bu sefer güzel bir Scania yaptım kendime. Çok güzel de bir kaplamamız var. Kaplamaları indirmek için bana soruyorsunuz. Wanda'nın kendi Discord'una gitmeniz lazım arkadaşlar. Wanda Software'in Discord'u var. Oradan kaplamaları siz de indirebilirsiniz. Şöyle güzel bir ekskavatör aldım. Yani kepçe aldım kısacası. Ve bu kepçe 25 ton arkadaşlar. Bir arkadaş şeyi sormuştu. Ne işe yarıyor işte bu şeyler falan diye. Buradaki ayarlar, yani ayarlar kısmını açıklar mısın şeklinde. Şöyle hemen dilim döndüğünce biraz anlatayım. Kontrol hassasiyeti şu an zaten ben kullanmıyorum ama şey olarak kullanırsanız, hani telefonu eğme anlamında kullanırsanız büyük ihtimalle onunla alakalı. Aşamalı düğmeler veya normal düğmeler dediği düğmeleri tek basımlı mı yoksa hani böyle kademeli bir şekilde mi yükseltmek istiyorsunuz onu gösteriyor. Kontrolörün opaklığı dediğinde işte o kenardaki işaretlerin gözüküp gözükmemesi. Grafikler kısmında render ölçeği var. Render ölçeği çok soruluyor. Bu büyük ihtimalle hani kaliteyi arttırıyor. Çözünürlük de aynı şey olması lazım. Bloom yoğunluğu, dinamik ışıklar. Ya ben her şeyi en yüksek açtım ama açmasak nasıl oluyor tabii? Onu bilmiyorum. Mesela çok düşük desem. Ha. Bir bakalım. Çok düşük. Allah. Bu ne çamur? Şimdi sizle beraber ben de görüyorum. Hemen düşük yaptım. Yani birazcık daha düzeldi. Orta yaptım. Bakalım. Orta fena değil bak. Orta da oynanabilir. Hani orta oynanabilir bir düzeye benziyor. Yüksek yaptım. Menü bile değişiyor. Oo, yüksekte hemen fark etti ya. Şimdi ultra yapacağım. Ultra'da bakın render ölçeğini hala tamamen açmış değil. Ve ona rağmen çok güzel gözükmeye başladı. Yani şu an siz ne kadar fark ediyorsunuz bilmiyorum ama ben acayip anlıyorum. Görüntü inanılmaz değişiyor. Şeyi anlayamadım ama render şuradan buraya getirince anlayamadım. Bloom yoğunluğunu bir açayım bakayım. Bu ne değiştirdi? Bunu bilmiyorum. Ha, daha bir parlaklık veriyor. Evet, parlatıyor. Ama şey böyle sanki sisli gibi oluyor ya. Bunu şöyle kısıktan birazcık, yani ortadan biraz daha kısık yapmak istedim. Ah, çözünürlüğü düşürme. Çözünürlükte bakın şunlar da hemen bozuluyor. Bakın. Oo, çözünürlük bayağı bir etki ediyor bu arada. Yani o en önemli şeylerden biri sanki. Bunlar da zaten yazıyor. FPS sınırı 60 diyeyim. Çünkü ben 60 FPS çekiyorum videolarımı. Yağmur yansıması, damla kalitesi ve bitki yoğunluğunu zaten ayarladık. Çekici ile alakalı çekicinin stabilitesi, yani o dengesi diyeyim. O var. Süspansiyon sertliği biraz ben düşük tutuyorum. Gaz pedal hassasiyeti, fren pedal hassasiyeti. Sanki şey gibi yapmışlar ama öyle değil tabii. Yani o kadar da bir hassasiyet yok. Kamera isterseniz başka kameralar ekleyebiliyorsunuz. Ben eklemedim. İç kamera direksiyon çevirdiğinizde hani o da dönsün mü? Sürücü eli istiyor musunuz? Kamera animasyonu istiyor musunuz? Hani o kamera içine giriyor çıkıyor gibi oluyor ya onu şey yapıyor. İç kameranın durumunu da ayarlayabiliyorsunuz. Trafik yoğunluğunu ben maksimum yaptım ama hiç öyle bir trafik yoğunluğu yok. Müziği kıstım tabii ki. Diğerleri de seslerimiz. Özellikle efekt seslerini hani kullanmanızı tavsiye ediyorum. Efektler çok güzel gerçekten bu oyunda. Ayarlarda böyleydi. 25 tonumuz var. Yolumuz çok kısa değil. O yüzden hemen çıkmak istiyorum ki şey yapmayalım. Sonra gecikmeyelim. Şöyle aracımızı çalıştıralım. Işıklarımız yanıyor. Korna biraz geç çalıyor. Neden bilmiyorum. Kornaya adam basıyor mu? Yok. Hani dedim böyle bir şey var mı? Animasyon. Onu da belki yaparlar sonra. Bu arada oyuna yeni bir araç geliyor. Onunla ilgili de görüntüyü şuralara bir yere koyarım. Ekran görüntüsünü. DAF XF yani oyundaki adıyla Down DF diye yazmışlar. Yeni bir tır geliyor. Yani şu an çizilmiş araç. Hani ne zaman eklenecek tabii ki onu bilmiyorum. Kırmızı ışıkta beklemek istemiyorum. Şöyle basıp geçeceğim. Şimdi Quarry'e kadar gideceğiz. Yolumuz tabii uzun. Ve yakıtımız yetmeyebilir. Bir de belki geceye kalırız diye düşünüyorum ama. Bakalım göreceğiz. Saat şu anda 13.36. Yani o kadar sürmez herhalde ya. Abi ne yapıyorsun ya? Çekil. Böyle saçma bir gidiş var mı ya? İstanbul'da çok var bunlardan. Ayna kalitesini mi düşürdü bu? O ayarlarda her şey yüksekteydi ama. Her şeyi full'e çektim. Siz de zaten az önce gördünüz. Hani ne kadar fark ediyor, ne oluyor? Özellikle düşük grafik, ultra düşük grafik vesaire onlar bayağı
anlaşılıyor yani. Orta ve üstü idare eder. Orta grafikte bile oynayabilirsiniz. Hani telefonunuzun veya işte tabletinizin her neyse yetmiyorsa gücü, orta ayarlarda çalıştırsa yeterli. Onun üstünde tabii ki daha iyi oluyor. Ben şöyle para ödeyerek şey yapayım. Reklama girmeyelim şimdi. Tabii ki daha iyi oluyor ama hani yetmiyorsa yapacak bir şey yok. Şu kenara taktık mı ya? Takmadık herhalde. Evet. Aracım çok güzel oldu. Kaplamayı Türk bir arkadaş yapmış. Buradan eline sağlık diyelim. Hani adını hatırlamıyorum ama. Biraz geç geliyor sanki sesler. Yani selektör de geç geliyor, korna da geç geliyor. Bir gecikme var. Bak ben yapıyorum, ondan sonra geliyor ses. İçeride de mi aynı? Evet. İçeride ses bile gelmiyor. Niye selektör sesi gelmiyor ya? Bu araç bayağı sessiz bu arada. Yani diğer araçlara göre bayağı bir ses farkı var. Şunu ben şöyle yapayım da basmaktan sıkıldım. Bu arada biraz hastayım arkadaşlar. Kusura bakmayın hani sesim falan garip geliyorsa. Hem belim çok kötü, ağrım var. Hem de aynı zamanda boğazım bir ağrıyor. Böyle bu aralar hastalıkla mücadele şeklinde geçiyor. Ya kapat şunu. La oğlum. Niye kapatmıyor? Kapatmadı 2 saat. Ben basıyorum o tekrar açıyor. Ben basıyorum açıyor. Artık virüs mü kaptım, ne yaptım bilmiyorum ama kötüyüm yani. Yağmur yağacak gibi. Hava biraz bozdu. Çok güzel değil mi ya? Duruşu yeter. Yerdeki şeyler yansıyor buraya. Stream diye geçiyor tabii bu arada Scania. Sim almadıkları için. Oyunda radyo var mıydı ya? Radyo yok galiba. Kabin ışığımız var. Oyunda radyo yok galiba. O diğerlerindeydi diye hatırlıyorum sanki. Bu arada tabii 125'te sabit kalmayacağız. Araç daha fazlasını yapabilir. Ben basmaktan sıkıldığım için 125'e getirmiştim ama çoktan gelmiş bile. 25 ton tabii bu araç için çok bir şey değil. Böyle kıyaslamalı bir video yapmak istiyorum arkadaşlar. Yorum olarak aşağıya yazarsanız hangi aracın şasisini, motorunu kıyaslayayım veya araçlarımı birbiriyle kıyaslayayım. Onunla alakalı bir video çekmek istiyorum. Sizlerden gelen dönüşlere göre bir şey yapacağım. Eğer sevilirse o tarz böyle art arda birkaç tane video çekmek gibi bir düşüncem var. Özellikle işte araçları karşılaştırma veya aracın şasi motorunu karşılaştırma, işte şanzımanını karşılaştırma gibi böyle bir düşüncem var. Ah, sağdaki şeride girecekmişiz. Evet girdik. Biraz zor oldu ama girdik. Yani otomatik vites olup olmamasıyla alakalı bile belki bir şey yapılabilir. Deneme yapılabilir. Bir de şimdi burada tabii ki navigasyonumuz var ama haritanın şu ortada açılmasıyla alakalı bir şey getirilirse süper olur bence. HTS'de oluyor yani online'a girdiğinizde multiplayer şurada açılıyor. Durmak zorunda kalmıyorsunuz haritayı açtığınızda. O da bence çok güzel olur. Şu ekran değişse belki o da olur. Değiştirilebiliyor mu bilmiyorum ama buraya tıklanmıyor. Yakıtımızı aldık. Şimdi oraya kadar idare eder diye düşünüyorum. Çok fazla yakmıyor çünkü bu araç. Büyük ihtimalle de gece olmayacak. Hani ben gece olur diye düşündüm ama o kadar uzun süreceğini sanmıyorum. Vay be, aslanım benim. Seviyorum Scania'ları ben. Eskisi de yenisi de bence güzel. Böyle Türk bayraklı bir kaplama yaptık. Yapmışlar daha doğrusu. Ben de hemen aldım. Kaplamaları dediğim gibi hani o kısmı kaçıranlar olduysa Vanda Software'in kendi Discord kanalı var arkadaşlar. Oradan alıyorum. Hani bir telif hakkı veya bir şey var mı bilmiyorum ama şu ana kadar kullandım. Zaten siz video çekmeyecekseniz hani öyle bir şeyle karşılaşmazsınız. Orada yapanlar zaten paylaşıyor. Hani telif hakkı olsa orada paylaşmaz herhalde diye düşünüyorum. Yani o kadar değerliyse paylaşma kardeşim. Adını hatırlayamadım. Kusura bakmasın ama izlerse eğer kendisi aşağıda bir selam verebilir. Bak sanki o park gibi bir şey var da kapatmışlar bariyerle.
Biz giremiyoruz. Biz de girsek iyi olardı. İyi olurdu. Arada böyle bir sesler geliyor. Anlamıyorum neden. Cızırtı gibi. Şimdi böyle ileriden bir sola dönüşümüz olacak büyük ihtimalle. Çünkü Query... Allah Allah Allah, ne yaptın ya? Allah Allah. Böyle de devrilmezsin ya. Evet, aracımız tekrar eski yerine geldi. Hemen şöyle çalıştıralım. Farlarımızı yakalım. Nasıl devrildiğimi anlamadım bile ya. 30'u geçmeden de bu arada şeyi açamıyoruz galiba. Sabitleyiciyi, evet. 30'u geçmesi lazım. Bu yazılar çok gözükmüyor. Daha okunaklı bir şey koysalar şuraya daha güzel olacak. O bloom yoğunluğunu birazcık azaltınca bence çok daha böyle keskin oldu görüntü. Böyle biraz bozuyormuş gibi geldi bana görüntüyü. Şey, sis perdesi gibi bir şey koyuyor sanki. Bir anlamadım nedenini. Ne kadar yolumuz kalmış? Oo, daha bayağı var. Evet, Query'e yaklaştık. Ben şöyle yan yola gireyim dedim. Hani buradan dönmesi daha kolay olur diye düşündüm ama burası yol mu yoksa nehir mi? Anlam veremedim yani. Oraya çarpıyoruz zaten. Burası sanki onunla alakalı değilmiş gibi. Oo, buradan da kimse bize yol vermiyor. Araç da inanılmaz kayıyor çünkü 6x6. Şu yola bir çıkaydık. Diferansiyel kilidi yüzünden mi ya? İnanılmaz kayıyor araç. Yani ön lastiğin çekmesi çok bazı durumlarda kötü bir şeymiş. Buradan onu anlıyoruz. Dönüş kabiliyeti baya düşük bu aracın. 6x6 olduğu zaman. Ya yani en ufak bir yerden dönerken sorun yaşıyorsunuz. Ya 6x4 alsam sanki daha iyiymiş gibi. O ön tekerlek hem çekiş yapıp hem de aynı zamanda yön veremiyor araca yani. Bir saçmalıyor. Ama bir yerlerde takıldığınızda tabii işe de yaradığı oluyordur, bilmiyorum. Şu ana kadar takılmadım bir yerde. Şöyle basa basa gidelim. Asıl zevkli tarafı zaten bu toprak yol. Şimdi çamur oldu. Çarpıyoruz galiba ama aracın sağlığı düşüyor mu ya? Dikkat edemedim bak ona. Şuradan sağlığı kontrol etmem lazım. Ben buraya gelmeden önce aracın hem yıkatmıştım hem de bakıma sokmuştum. Hani böyle bir sıkıntı olmasın falan diye. Zaten yakıtımızı da aldık hani buraya gelirken bir problem yaşamayalım diye. Çünkü normal şartlarda diğer araçlar buna göre daha çok yakıyor sanırım. Hani buraya geldiğinizde yakıt bitiyor. Oba oba, çok hızlı girdik virajlara ama kurtardı. Aslan Scania be. Bir sesler geliyor ama sanki römorktan geliyor. Bizim araçtan değil de. Oo, çok kastı. Ne oluyor be? Bir anda orada bir saçmaladı. Şöyle dışarıdan oynamak istiyorum aslında. Çünkü asıl güzelliği dışarıda bu yolda gitmenin. İçeriden daha kolay oluyor tabii ki ama dışarıdan da çok zevkli. Aracın yaylanması, şu sesler. Ha, çok iyi ya. Allah, dönemedik. Dışarıdan bile sesi gelmiyor Scania'nın yalnız. Aracın içinde zaten neredeyse hiç duymuyorsunuz bile. Ama dışarıda bile böyle bir homurtusu var yani. Bu arada 520'lik arkadaşlar aracım. Böyle gidip de 730 falan almadım yani. Allah, aşağı düşeceğiz. Bir kere başıma gelmişti zaten. Aşağı düşmüştük. Ha, buraya teslim edeceğiz. Stop 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 stop. Buradan aşağı teslim edeceğiz. Güzel. Daha önce de bir teslimat yapmıştım buraya. Ki yukarıdaki kartlara koymuşumdur daha önceki videoları. Oradan izleyebilirsiniz.
Şöyle biraz röterderle. Allah 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 Allah, yapma yapma yapma. Bir şey söyleyeceğim. Bir lastiğim dışarıda. Hakikaten bir lastiğim dışarıda şu an. Ve gidemiyor muyum? Yapma ya. Buraya kadar gelip burada kalamam. Hemen diferansiyeli açalım. Hadi oğlum. Hadi oğlum, kurtarırsın. Römork takıldı bir yere. Of of of, düşeceğiz. Buradan kurtarır bence. Tek lastik havada gidiyorum. Ve işte bu ya. Scania'nın gücü ya. Kurtardı valla. 6x4. Oha, gölgeme bak. 6x4 olmasa, şey pardon, 6x6 olmasa kurtarır mıydı bilmiyorum. Ama geldik. Sonuçta getirdik. Ama ters mi diyecek şimdi? Öbür türlü dönmemiz gerekiyor sanki. Trailer açısı yanlış, evet. Dönelim. Zaten basit bir teslimatı var buranın. Aynı zamanda biraz da böyle drift yapmış oluruz. Şöyle el freni falan. El freni yemiyor. Şunu kapatmam lazım. Diferansiyel kilidini de açınca 6x6 biraz sapıtıyor bence. Park etmeye atla demeyeceğim tabii ki de. Çünkü çok basit bir parkı var. Şöyle dümdüz geldik mi bitecek. Neyin açısı yanlış kardeşim? Kafayı mı yedin ya? Oğlum dümdüz girdim zaten. Neyin yanlışı bu? Anlamıyorum ki. Allah Allah. Çok enteresan. Neyse. 99'a düştü falan filan ama kabul etti. Nice. Getirdik. Hem gecikme cezası hem hazar cezası almışım. Hemen şunları bir kaldırıp geliyorum. Evet, cezaları kaldırdım. Bonusumu da aldım ve geldim arkadaşlar. Zaten hemen yükümüz de kayboldu. Gayet güzel bir yolculuk oldu bence. Yani size... Ay pardon. Şöyle ineyim aşağı. Size bir kısmını göstermedim çünkü gerçekten sıkıcı olsun da istemiyorum. Neredeyse akşam etmişiz yalnız. Yani bir anda hava böyle kararır gibi oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, hala değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.